Gizli belge sızıntısı bilgisayar oyunu merakları arasında popüler olan bir sosyal medya platformundaki sohbet odasına başlamış olabilir. Açıklama yetkililerden Pentagon'dan sızdığı iddia edilen gizli belgelerde Ukrayna ve Rusya'dan Çin'e, İsrail'den Mısır ve Türkiye'ye kadar pek çok ülkeyle ilgili iddialar yer alıyordu. Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız son gelişmeleri. Serhan, yeni belgeler de çıktı ortaya. Bugün Amerikalı yetkililer belgelerin çoğunun gerçek olduğunu ama Ukrayna Savaşı'na ilişkin verilerin bulunduğu bazı belgelerde de değişiklik yapıldığı kanısında olduklarını açıkladılar. Bir yandan da son yılların en büyük istihbarat sızıntısı olarak gündemde daha çok yer alacak gibi. Nedir son gelişmeler? Gündemde daha çok yer alabilir çünkü bunu Amerikalı yetkililer de söylüyor zaten. John Kirby, ulusal güvenlik konularında Beyaz Saray'ın sözcüsü, yaptığı açıklamada demişti bunu. Daha fazla belgeler ortaya çıkabilir, şu anda bunu bilmiyoruz demişti. Yani sızıntının boyutunu şu anda ne Pentagon biliyor, ne Beyaz Saray biliyor, ne de Adalet Bakanlığı biliyor diyebiliriz. Bununla birlikte her geçen gün bu belgelerden kaynaklanan yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. İşte o bilgilerden biri mesela batılı ülkelere ait özel güçlerin Ukrayna'da olması. Hangi batılı ülkeler bunlar? Amerika. Amerika'nın mesela bu belgelerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika'nın 14 özel güçlere ait 14 askerin Ukrayna'da olduğu ortaya çıkmış durumda. İngiltere'nin 50 özel güçlere ait 50 askerinin Ukrayna'da olduğu, Letonya'nın 17, Fransa'nın 15, Hollanda'nın da 1 özel güçlere ait askerinin Ukrayna'da olduğu bilgisi kamuoyuna yansımış durumda. Pentagon genelde bu belgelerin doğru olduğunu belirtse de, gerçek olduğunu belirtse de Amerikalı yetkililer, ki John Kirby onlardan biri, bazı belgelerde değişiklik yapıldığını belirtiyor. İşte o Ukrayna ve Rusya'nın savaştaki kayıpları ile ilgili olan belgelerde değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Bununla birlikte bu özel kuvvetlerin Ukrayna'da bulunması ile ilgili İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere belgelerin, bilgilerin gerçekliği pek yansıtmadığı gibi bir mesaj yayınladı. Bununla birlikte ne özel kuvvet askerlerinin orada olduğunu kabul etti ne de inkar etti. Zaten İngiltere'nin böyle bir politikası var diyebiliriz aslında. Özel kuvvetleriyle ilgili bilgi kamuoyuyla paylaşmıyor. Bununla birlikte yeni ortaya çıkan bir bilgi daha, Mısır'ın Rusya'ya roket desteği sağlamayı planlaması, ki Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yetkililere Rusya'ya bu konuda destek sağlanması yönünde talimat verdiği yansıdığı belgelerde 40 bin roket, gerekirse üretimin artırılmasını istediği yetkililerden ortaya çıktı Sisi'nin. Ama tabii ortaya çıktı diyoruz ama Mısır bunu inkar ediyor. Böyle bir durumun olmadığını belirtiyor ki bu Amerika'da da kamuoyunda da şaşkınlık yarattı diyebiliriz. Çünkü Amerika her yıl 1 milyar dolar civarında Mısır'a askeri destek sağlıyor. Bununla birlikte Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı bugün telefonda konuştular. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'ya desteğini ineledi ki bu kamuoyuna yansıyan belgelerde Amerika'nın Ukrayna'nın Rusya'ya kaptırdığı topraklarının geri alması konusunda kuşkuları olduğu bilgisi yansımıştı. İşte bu telefon konuşmasında bu pürüz giderildi diyebiliriz. Amerika bir kez daha Ukrayna'ya tam desteğini Blinken'ın ağzından Ukrayna Dışişleri Bakanı'na dile getirmiş oldu. Mehtap.